Allah'ın verdiklerini Allah'ın istediği şekilde kullanmak gibi bir vazifemiz var. Allah'ın bize verdiği en güzel şey, en ulu şey, en kutlu şey ise bu zahiri bedenimiz değil. Bize verdiği en kutlu cevher, idrakımızın kuvvetini aldığı kalpti. O kalbi Allah'ın nuruyla doldurmak lazım. Celle Celaluhu. Allah'ın nuruyla nasıl dolduracaksın? Allah'ın nurunun oraya inmesi için oraya hazır edeceksin. Allah'ın nuru tertemiz, hiçbir leke kabul etmez. Senin tasın, kalp kazanın kirlerle doluysa, lekelerle doluysa, günahlarla, kötü ahlaklarla doluysa oraya o nuru nasıl getireceksin? Onun için oraya hazır etmek gerekiyor kalbi. Bu yolda önce ne yapıyoruz? Şeyhimizin yolunu, adımlarını takip ediyoruz. Ona kalbimizi uydurduk mu? Ne demek ona uydurmak kalbimizi? Onun şeyhimizin gölgesi haline geldik. Şeyh Nazım Kıbrıs'ı Hazretleri anlatıyor. Şeyhinin gölgesi haline getireceksin kendini. Sonra Efendimizin gölgesi haline getireceksin. Sonra Allah'ın iradesine kendini tamamen teslim edeceksin. İşte böyle merhale merhale ilerliyoruz o yola doğru. Ondan sonra da kalbin Allah'ın nurunu içine alacak o temizliğe eriyor. Rabbimiz de oraya nurunu indiriyor. Celle Celaluhu. O nur kalbe indi mi Allah'ın izniyle ondan sonrası açıktır. Onun için mümin kendini kaybediyor dünyanın güzelliklerinde. Ne kadar gelmiş geçmiş Allah'ın kulu var ise güzel, insanlara nasihat ettiyse hepsi dünyanın boş olduğunu anlatmıştır. Mu'minu Ali Firavun geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. O da kalkıp Firavun ve ahalisini anlatırken o da dünyanın boş olduğunu anlatıyor. Sonrasında gelenler de, öncesinde gelenler de, Efendimiz de hepsi dünyanın boş olduğunu anlatıyorlar. Neden? Çünkü bütün hastalıklar oradan doğuyor. Dünya sevgisinden doğuyor. Diyor ki büyükler, yahu dünya altın olsa, ahiret kerpiçten olsa, çamurdan olsa, yine insanın ahiret tercih etmesi gerekir. Çünkü ahiret ebedi. Dünya geçici. Halbuki diyor ahiret altın, dünya çamur. Millet yine dünyayı tercih ediyor diyor yani. Öyle bir durum var. İşte kalkıyor da Firavun'un ahalisine tebliğ ederken Hasqil aleyhisselam radıyallahu teala وَقَالَ الَّذ۪ي آمَنَ اَسْتَعَدِ بِلُونَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ الرَّشَادِ Ey kavmim, gelin ben sizi Allah'ın yoluna götüreyim, ileteyim. Nedir o size anlatmak istediğim? Ya kavmi innema hâzihi l-hayâtu d-dünyâ metâ'un. Bu dünya hayatı gelip geçicidir, boştur. Faydalanacaksın, gidecek. Takılıp kalma. Bununla ömrünü tüketme, hayatını bitirme, mahvetme kendini. Burayı Allah sana verdi ahireti temin etmek için. Gündüzünü de geceni de Allah'a ayarla Celle Celaluhu. Tefsir dersimizde geçti ayeti kerimede ne buyuruyor Rabbimiz Subhanehu ve Teala Müzzemmil suresi. Geceleri özellikle kıymetle geçir. Neden? İnne nâşi'etel leyli hiye eşeddu vat'an ve akva mukîlâ diye geçiyor ayeti kerime. Gecenin ibadeti ayağını daha sağlam bastırır kulağa. Daha oturaklı bir hale getirir. Heybetlendirir. İlahi sekineti üzerine indirir. Gecenin ibadeti başka. Gündüzün ibadeti başka. Gündüzün meşguliyetin var. İşle uğraşacaksın, şununla uğraşacaksın, bununla uğraşacaksın. Bedenini genel olarak farz ibadetin haricinde ibadete getiremiyorsun. Kalbini hep götürebilirsin. Ama beden öyle değil. Ama gece tamamen bedenin de sende, ruhun da sende. Allah'ın huzurunda çık, oku Kur'an-ı Kerim'ini, zikrini yap, tesbihini yap, hepsini yap.
ve o gecenin ibadeti kalbi daha bir güçlendiriyor. İlahi heybeti giydiriyor kula, daha oturaklı bir hale getiriyor. Ayet bunu söylüyor. اَشَدُّ وَطْعًا وَاَقْوَمُ قِيلًا diye. Şeyhimiz Hazretleri anlatıyor, büyük Şeyhimiz Hazretleri, Ebu Ahmet Es-Sugri Hazretleri silsilemizde, zamanın kutbuydu o da mübarek. Allah ona bir keramet vermişti diyor. Gece kalkar ibadete, seher vakti geldiği vakit La ilahe illallah zikrine geçermiş. Ve o La ilahe illallah zikrine başlayınca kerameten köyün bütün evlerindeki insanlar onun zikrini duyarlarmış. Halbuki evinde yapıyor zikri yani. Ve onun bereketiyle herkes teheccüde kalkıyor. Seher vakti. O mübareğin zikre başlamasıyla hepsi duyuyorlar sesi, uyanıyorlar. Ve tabii onlar da güzel insanlar. Güzel insanın etrafındalar. Şimdi biz uyandırırsak gelip kapıyı vururlar. Sabah işe gideceğim, ne bağırıyorsun diye. Bugün öyle oldu insanlar. O güzel insanlar da işte kalkıp ne yapıyorlar? Teheccüd namazlarını da kılıyorlar. Normal sabah namazlarını da kılıyorlar. Allah'a kulluğunu sunuyorlar. Dünyayı bunun için kullanacaksın işte. Allah'a gitmek için. Rabbimize ermek için.